Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Kıymetli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bir ayet ve bir yorum programımızın bu bölümünde Tevbe suresinin 119. ayeti kerimesini sizlerle paylaşacağız. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü tekullaha ve kunu ma'as sadiqin. Sadakallahul Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz kendisine karşı sorumluluk bilincini kuşanmamızı hakkıyla kulluğumuzu arz edebilmemizi ve ardından da sadıklarla beraber yol almamızı bildirmektedir. Efendimiz Aleyhisselam bir Müslümanın kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal olmaz buyurmaktadır. Bu ayeti kerime ile bağlantısını şöyle ifade etmek isterim. Bir önceki ayeti i kerimede bildirildiği üzere Efendimizin ashabıyla birlikte katıldığı Tebuk seferine münafıklar katılmamıştı. Sahabe-i kiramdan da üç kişi katılmamıştı. Efendimiz aleyhisselam Müslümanların ortak mücadelesini yürüttüğü harp zamanında yanlarında göremediği kardeşlerine sahabe-i kiramdan üç kişiye selamı kesti. Üç gün geçti. Ta elli güne ulaştı. Bu sure içerisinde hem Efendimiz hem de ashab-ı kiram üç arkadaşıyla ilişkiyi kesince onlar artık kendilerinin durumunun yalnızca Allah'a tövbe ve istiğfardan geçtiğini iyice anlattılar. Her gün tövbeye, istiğfara devam ettiler. En sonunda tevbeleri kabul edildiğinde yüce Rabbimiz onların şahsında bütün ehli imana hitaben Allah'a karşı gelmekten sakının ve davaya sadakat gösterenlerle beraber davranın, beraber hareket edin buyurmuştur. Hatırlayalım. Efendimiz bir başka hadisinde Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız da bırakmaz. Yine bir hadisinde bir Müslüman kardeşinin yardımında bulunduğu müddetçe bilmeli ki Allah onun yardımında bulunacaktır. Dolayısıyla kıymetli izleyicilerimiz bu ayeti kerime bizim birbirimize sadıkane yar olmamızı birbirimize en zor zamanlarımızda arka çıkmamızı, destek olmamızı hatırlatmaktadır. Ama her şeyin başı önce yüce Allah'a karşı sorumluluğumuzu, takva bilincimizi kuşanmak, gereğini yerine getirmek ve onun sadık kullarıyla beraber yol almamız gerektiğini unutmamaktır. Rabbim davasına sadakat gösterenlerle beraber eylesin. Sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle, enbiyayı kiram ile bizleri mahşerde cem eylesin. Allah'a emanet olun.